derse kendiniz götten kısmıyorum. Hadi bakalım. Peki. Afiyet olsun. Sabahınız hayır olsun inşallah. Diğer adamlar. Analar. Neden HDP'nin önünde evlatlarını istiyorlar? O analar niye feryat ediyorlar? Ben de babayım, siz de babasınız. Bir çocuk büyütmek ne kadar zor değil mi? Onu bir yaşına getirmek, iki yaşına getirmek, üç yaşına, on yaşına, on beş yaşına getirmek. Onu askere uğramak, onun üniversiteye gidildiğini görmek. Bir çocuk yetişiyor ve o çocuk okula gitmesi gerekirken, üniversiteye gitmesi gerekirken birilerinin organizasyonuyla birilerinin emrine dağ çıkarılıyor. Olmaz. Artık bu ülkede elhamdülillah bu dönem kapanıyor. Artık analar isyan ediyor. Ve bu isyan sessiz kalmamak lazım. Akademisyeniyle, gazetecisiyle, sanatçısıyla bu isyan sessiz kalmamak lazım. Allah aşkına vicdanlarınıza soruyorum. Bu ülkenin şehirlerinde çukur kazılıp el yapımı patlayıcılar yerleştirilirken akademisyenler terör örgütüne bu ülkede demokratik siyaset var. Demokratik siyasetin olduğu yerde terör olmaz, şiddet olmaz, silah olmaz demesi gerekirken o gün akademisyenler devlet katliam yapıyor diyorlardı. O gün devlet katliam yapıyor diyen akademisyenler bugün neden anaların acısına, feryadına sessiz kalıyorlar? Vicdanlı mıdır bu? En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız nerede? Annenin feryadının ettiği siyasi, dini taraf olmaz. Anne annedir. Annenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Fransız'ı, İngiliz'i olmaz. Annenin Alevi'si, Sünni'si olmaz. Anne annedir. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir kardeşim. İstediklerinizle ilgili hemen talepte söz talep eden muhtarların ben yerine geçeceğim. Hayatınıza icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.